İki kıta bir şehir İstanbul'dan selamlar. Bugün sizleri mazide bir yolculuğa çıkaracağız. Bu yolculuk başka bir yolculuk olacak. Rotamız dünyanın hayran kaldığı Caddeler Caddesi, Cadde-i Kebir İstiklal Caddesi. İki kıta bir şehirden herkese merhabalar efendim. Bugün sizleri İstanbul Avrupa yakasında İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu'nda karşılıyoruz. Sizlerle birlikte sinema tarihinde bir yolculuğa çıkacağız. Bugün İstanbul Sinema Müzesi'ni keşfedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen turumuza başlayalım. 200 yıla yaklaşan tarihi bina içerisinde İstanbul Sinema Müzesi, 3 koleksiyoner ve 2 enstitü ile birlikte oluşturulmuş, 130 parçalı eserleriyle dünyanın en iyi ilk 3 sinema müzesi arasına girmeyi başarmıştır. Müze, biri dijital, biri sinema tarihini yansıtan iki katı, ulusal ve uluslararası sanat eserlerine ev sahipliği yapan galerisi ve dijital altyapısı yenilenen, aynı zamanda sahne sanatları ve konserlere yer verecek olan Atlas 1948 sinemasıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı. Biraz müzenin bulunduğu yapıdan bahsedelim. 1877 yılında bir kışlık konak olarak inşa edilmiştir. Fransız ressam Hippolyte Dominique Bertoex tarafından yapılmıştır. İstanbul Sinema Müzesi binasının tavanlarını süslemekte olan bu resimler arasında en göz alıcı olanı hiç şüphesiz büyük salonda bulunan ve 4 elementi konu alan su, hava, toprak ve ateş isimli eserdir. Beyoğlu'nun yeniden yapılanma sürecinin ilk önemli örneklerinden olan bina, 19. yüzyıl sonuna özgü, neoklasik üslup özelliklerini taşıyan bir cephe düzenine sahiptir. Eşsiz tavan süslemeleri, alçı rölyefler, mermer şömineleri, marküteri parke döşemeleri ve birçok mimari elemanıyla döneminin sanatını yansıtır. Yapının birinci katında ortaya çıkarılan ve Putto adı verilen figürler, klasik dönemde mitolojik karakterleri tasvir ederken, Rönesans'la birlikte meleklerin tasvirlerinde de kullanılmaya başlanmıştır. İstanbul Sinema Müzesi binası, Putto figürlerinin İstanbul'da kullanıldığı ender yapılardan biridir. Dünyada bir sinema müzesinde ilk kez kullanılacak olan etkileşimli dijital masa uygulamasıyla Türk sineması ziyaretçilere sunuluyor. Evet, Türk sinemasının hafıza havuzundayız. İşte teknoloji katında etkileyici alanlardan bir tanesi de burası. Bu ekranda filmlere ait afişleri görüyorsunuz. Afişlere tıkladığınızda da o filme ait künyelere ulaşıyorsunuz. Yönetmen bilgilerine, onların biyografilerine, pek çok detay, oyuncuların oynamış olduğu oyunlara, filmlere. Bu da adeta Türk sinemasının hafızasını yakalıyor. 8406 film, 31106 oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve sinemamızın emekçileri. Böylesi büyük bir aileyi hafızada tutmak ve yaşatmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü masası sayesinde sinemamızın belleği parmaklar ucunda. Evet, teknoloji katında bir harita görüyorsunuz karşımda. İşte bu haritada 1970 ve 1875 tarihleri arasında İstanbul içerisinde açılan sinemaları gösteriyor. Örneğin şöyle bir devam edelim. 1923. Evet, işte bu alanlarda sinemalar gerçekleşmiş. Arnavutköy'e tıkladım. Arnavutköy sineması. Beşiktaş Arnavutköy mahallesinde yazlık sinema olarak 1942 yılında açılmış. Buradan çıkalım. Biraz daha uzaklaşalım. Buraya tıklayalım. Evet, burada pek çok sinema salonu açılmış. Burada tarihleriyle birlikte sinema salonlarının isimlerini görebiliyorsunuz. İnteraktif dijital müze katında Türk sinemasının unutulmaz isimlerinin yanındaymış hissi yaşatan bal mumu heykeli de bulunuyor. Öyle isimler var ki gördüğün an kahkahaları kulaklarda çınlıyor. Film sahnelerinden gerçeği yaşatan o tüm halleri gözlerde canlanıyor. Biraz da burukluk var tabii. Duygusallık hemen yanında başlıyor.
Evet, İstanbul Sinema Müzesi'nde teknoloji katında yeşil perde alanındayız. Hemen yanımda görmüş olduğunuz Kemal Sunal, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tosun Paşa karakteriyle burada bizi karşıladı. Yakından görmek bile büyük bir etki yaratıyor, bunu söyleyebiliriz. Bağmumu heykelinin yanından kendisine rahmet diliyoruz ve saygı ve sevgiyle anıyoruz. Evet, yeşil perde alanında bizi karşılayan bir diğer Balmumu heykeli yanımda görmüş olduğunuz gibi Adile Naşit heykeli. Elinde ziliyle Hababam sınıfındaki kahkahalarıyla hemen gözümüzde canlandığını söylemeden etmeyelim. Yakından görmek de bambaşka bir duygu yaratıyor. Kendisini de rahmet ve sevgiyle anıyoruz. Evet, teknoloji katında perdenin büyüsü bölümündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz 3 ekran aslında 3 adımla dinlenebiliyor, izlenebiliyor. Hemen detayları anlatayım. Ekranların hemen çaprazında yerde ayak izleri bulunuyor. Oraya geldiğinizde bu ortak alanda duymadığınız sesleri film özelinde dinleyebiliyorsunuz ve filmi daha yakından izleyebiliyorsunuz. Evet, şimdi deneyimlemeye başlıyoruz. İlk sıradan, bu gördüğünüz ilk ekrandan filmi izlemeye başlayalım. Sesi yakından duyuyorsunuz. Şimdi ortadaki ekrana bakalım. Burada ses duyulmuyor gördüğünüz gibi. İşte teknoloji katında bu detayların hepsi düşünülmüş. Birazdan sadece ortadaki sahneye ait sesleri duyacağız. Evet, yeşil perde alanındayız. Teknoloji katında sinemanın teknolojik gücünü keyifle yaşamaya devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz bu alanda Türk filmlerine ait sahneler bulunuyor. Seçtiğiniz sahne içerisinde siz de karakterlerden biri olabiliyorsunuz. Nasıl mı oluyor? Hemen deneyimleyelim. Tercih yaptığımız ekranın hemen arka tarafına geldik. Buradan da kaydı başlata basacağız. İşte görmüş olduğunuz bu sahnede birazdan beni de göreceksiniz. Hemen green box karşımızda bulunuyor, yeşil perde. İşte o perde sayesinde birazdan sahnedeyim. Geri sayım başladı. Konumlanabilirsiniz sahne içerisinde. Evet, az önce film setindeydim, kusura bakmayın dönemedim diyormuşum. İşte bu sahnede bu sahneleri kalıcı olarak alabilmek için kendi mail adresinizi girmeniz yeterli. Bu da eşsiz bir deneyim. Süt Kardeş filminde akıllara kazınan pek çok sahne vardı. Ama onlardan bir tanesi de Gulyabani'nin bulunduğu sahneydi. Hatırlayanınız var mı diye sorsak? Sen inanma bakalım, inanma. Hele gelsin Gulyabani, o zaman görürüm ben seni. Aman Melek, güldürme beni, gelsin de görelim. Dur bakayım, dur bakayım. Belki de gelmiştir. Evet,
teknoloji katında keşfe devam ediyoruz. Yeşilçam telefonda odasındayız. Ahizeyi kaldırdığınızda karşınızda görmüş olduğunuz ekranda bir Türk filmi sahnesi olacak ve sizi karşı tarafta bekleyen bir Türk filmi sahnesindeki karakter olacak. Deneyimleyelim hemen. Evet, ahizeyi kaldırıyorum. Bakalım hangi film sahnesinde hangi karakterle karşılaşacağım. Evet, teknoloji katında arttırılmış gerçeklik odasındayız. Burada da yine teknolojik anlamda Türk sinemasına adeta bir yolculuk yapıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz tablette buradaki QR kodunu okuttuktan sonra burada görülen ekranlara tableti tuttuğunuzda o görülen fotoğraf içerisindeki sahneyi tabletten izleyebiliyorsunuz. Babam sınıfı tatilde filmini tercih etti. Çabuk! Çabuk toplanın! Bize gel! İp gibi ol! Çabuk! Çek kömeni! Çabuk! Çabuk! Gel! Türk sinemasının hafızasında yer etmiş filmlerden seçilmiş sahneler ve Kapalı Çarşı'nın 3 boyutlu haritasında sinema tarihimiz boyunca çarşıdan çekilen filmlerden sahnelerle artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak üzerine yönlendirilen tabletlerle canlanıyor. İstanbul Sinema Müzesi'nin 3. katındayız. Burada sinema tarihine yönelik koleksiyonlar bulunuyor. Detaylıca odaları da birlikte keşfedeceğiz. Nuri Bilge Ceylan'dan Semih Kaplanoğlu'na, Tuncel Kurtiz'den Ahmet Uluç'a, dünyanın en önemli festivallerinden Cannes, Berlin, Venedik, Tokyo, kazanılan ödülleri görmek ve bu başarılarla gururlanmak için önemli bir köşe burası, ödül köşesi. Tarihteki ilk film yapımcıları olarak bilinen Lumière kardeşler, sinema öğrencileri için unutulmaz isimlerden, sinema tarihi için de öyle aynı şekilde. Sinema okuyan öğrenciler burada aslında bu müzeyi gezerlerken sinema tarihini de daha yakından tanıyabilirler. Hemen burada görmüş olduğunuz projeksiyon sinematografi da 1897 yılından kalma. Tarihleri çok eskilere dayanan senaryoların defterlere yazılmış haliyle kurtulmuş halleri, afişler, sinemaya yönelik pek çok eser işte bu koleksiyon katında bulunuyor. İstanbul Sinema Müzesi koleksiyon katında odaları keşfetmeye devam ediyoruz. Burada bizi çok fazla etkileyen bir detayı size göstermek istedik. Yavuz Özkan'ın kurgu masası. Eskiden kurgular işte böyle yapılıyordu. Ne kadar emek ve meşakkat gerektirdiğini görmüş olduk yakından da. Atatürk'ün 10. yıl nutkunun çekildiği kamerada yine koleksiyon katında yakından görme heyecanı yaşatmayı başarıyor. Müzenin koleksiyon katında pek çok detaya rastlamak mümkün, tarihe tanıklık eden.
eserlerin yanında işte burada Türk sinemasının güzel sanatçısı Türkan Şoray'ın Dilan Hanım filminde giymiş olduğu kostüm bulunuyor. İşte bu koleksiyon alanında sergilenen eserlerden bir tanesi. Hatta küçük bir oda, ses odası olarak ayrılmış. İşte burada görmüş olduğunuz tuşlar bazı sinema içerisinde kullanılan seslerin nasıl üretildiğini gösteriyor. Fırtına var, rüzgar var, ateş var. Mesela ateşi merak ettim. Bakalım sinema içerisinde duyduğumuz ateş sesi ne şekilde üretiliyor? Sinema sahnesinden örneklerle de anlatılmış. Peki trene bakalım. İstanbul Sinema Müzesi'nin en üst katındayız. Burası sergi alanı. Süreli sergiler yapılıyor burada. Bu geldiğimizde de hangi sergiye rastladığımızı söyleyelim. Luis Buñuel'in Nazarin filminde kullanılan görüntüler var. Arka planda kamera arkası görüntüleri. Aynı zamanda ona ait farklı filmlere ait görüntüler de var. Buradaki bütün sergilenen detaylar Meksika'dan getirilmiş. Biz de sergiyi bu sayede görmüş olduk. Sürrealist akımının öncü yönetmenlerinden Luis Buñuel'in yönettiği, Buñuel Álvarez Bravo'nun ise fotoğrafçılığını yaptığı Nazarin filminin kamera arkası sergisindeyiz. Ülkemizde ve dünyada dolaşımda olan koleksiyonların yanı sıra müze tarafından derlenecek tematik sergiler de yer alıyor. 650 metrekarelik sergi alanı İstanbul Sinema Müzesi'nin koleksiyonuna dinamizm ve çeşitlilik kazandırmayı amaçlıyor. Dünya çapındaki sergileri de sanatseverlerle buluşturmayı planlıyor. Sinema tarihinin doyasıya işte bu müzeyle biz de keşfetmiş olduk. İki kıta bir şehirde bu haftanın sonuna geldik. Sizlerle birlikte İstanbul Sinema Müzesi'nde sinema tarihinde bir yolculuğa çıktık. Muhakkak sinema ve televizyon okuyan öğrencilerin buraya gelip bu sergileri görmesini, koleksiyonları daha yakından görmesini tavsiye ederim. Özellikle sinema öğrencilerini vurguluyorum. Sinemaya merakı olan herkesi bu müzeye bence bekliyoruz. Çünkü bu müze içerisinde sinema tarihini daha derinden yaşıyorsunuz efendim. Haftayı yeniden karşınızda olmak üzere Atlas Pasajı'ndan sizlere veda ediyorum. Hoşça kalın.